İsrail yalnızca gözünü değil, hayallerini de elinden aldı. Ben hırsla dolu çalışkan bir çocuğum. Şimdi gözümü kaybettim ve belirsiz bir gelecekle karşı karşıyayım. İsmi İzzettin Elbatış. Henüz 14 yaşında. İşgal altındaki Batı Şeria'da yer alan El Halil kentinde yaşıyor. Batış çok çalışkan bir öğrenci. Aynı zamanda manavda çalışarak karşılığını kazanıyor. Kısa süre önceydi. Batış o sırada çalıştığı manavdaydı. Yanında kuzeni de vardı. Filistinli gençler ve İsrail askerleri arasında arbede çıktı. Batış, İsrail askerlerinin saldırısı sırasında askerlerin silahından çıkan plastik mermiyle vuruldu. Yüzümü çevirdiğim anda plastik bir merminin gözüme çarptığını hissettim. Ne çatışmaya katıldı ne de o sırada sokaktaydı. Tek yaptığı manavda çalışmak olan Batış, kendisinden önceki binlerce çocuk gibi İsrail'in hedefi oldu. Plastik mermi Batış'ın bir gözünü aldı. Ancak o yalnızca gözünü değil, hayallerini ve geleceğini de kaybettiğini düşünüyor. 14 yaşındaki çocuk artık hayal kuramadığını, tek dileğinin gözünün yeniden görmesi olduğunu söylüyor. Baba Nidar Elbatış ise oğlunun yanlışlıkla değil kasten vurulduğunu düşünüyor. Batış, manavda duran bir çocuğu gözünden vurmak, kasten hedef almaktır ifadelerini kullanıyor.